İnsanca yaşama taleplerinin meydanlara çıktığı gün olarak bizim de ülkemizde kutlanıyor. Yani bugün biz Emek Partisi olarak Türkiye'nin her bir yerinde en küçük tekstil atölyesinden en büyük fabrikalara kadar işçilerle birlikte 1 Mayıs'ı kutlamalıyız diyoruz. Çünkü Türkiye iyi koşullardan geçmiyor. Çünkü Türkiye'de bugün sefalet var, bugün yoksulluk var. Sadece Türkiye'de de değil, dünyanın 7 kıtasında işçilerin, emeğiyle bu dünyayı döndürenlerin günüdür aynı zamanda. Bundan 200 yıl önce ne olmuştu? Amerika'da işçiler günde 16 saat çalışıyorlardı. Ve yaptıkları tek şey iş yerinden, fabrikadan çıktıktan sonra eve gitmek ve uyumak ve ertesi gün tekrar işe dönmekti. O zaman işçiler şunu söylemişlerdi. Biz insanız ve günde 16 saat çalışmak istemiyoruz. Biz günde 8 saat çalışmak istiyoruz, uyumak istiyoruz, düşünmek istiyoruz ve yaşamak istiyoruz. 8 saatin üzerinde günlük işçi çalıştırmak yasaktır diye. Bunları patronlar mı verdi bu yasaları? Devletler mi koydu? Hayır. Bu yasaları 8 saatlik çalışma günü kazanımını uygulanmıyor olsa da emekçiler kendi mücadeleleriyle, işçiler kendi mücadeleleriyle kazandılar ve bugüne kadar getirdiler. Spor yapın, yapın hayatınızı yaşayın çağrıları yapılırken bugün Türkiye'de milyonlarca göçmen işçi, milyonlarca emekçi insanlık dışı koşullarda çalışıyor. Madem böyle, madem bu tezgahlar, bu Türkiye'deki zenginlik, dünyadaki zenginlik bu küçük atölyelerden başlayarak üretiliyor. Buradaki belki de haftalık 400 liraya, belki de haftalık 500 liraya ücret alan emekçilerin elleri üzerinde dönüyorsa bu dünya, o zaman emekçiler de bu dünyanın insanca yaşanacak bir yer olması için birleşmeli, mücadele etmeli diyoruz biz Emek Partisi olarak. O yüzden 2021 yılının 1 Mayıs'ının çok büyük bir önemi var. Çünkü bunca yoksulluk, bunca sefalet, bunca baskı ve bunca savaş tehdidi altında biz emekçiler olarak yaşamak istiyoruz diyoruz. Güvenceli bir iş istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Yoksa hiçbir vaat, hiçbir şunu yapacağım, bunu yapacağım diyen o siyasetçilerin bugün Türkiye'de emekçilere sunacağı hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Ama gerçek bir kurtuluş yolunun, gerçekten insanca yaşayabilmenin yolunun bugün yani her gün belki de onlarca saat bu tezgahlarda dikiş diken, fermuar diken, kumaş temizlemesi yapan emekçilerin ellerinden geleceğini, kendi ellerimizden geleceğini, kendi gücümüzden geleceğini görmeli ve bilmeliyiz. Elektrik şirketlerine milyarlarca liralık yardım yapıldı. Ama hepimizin evine elektrik faturası geliyor değil mi? Evet. Hepimiz elektrik ödüyoruz. Yani hem işçileri çalıştırarak para kazanan patronların elektrik faturalarını bile bu tezgahlarda çalışan işçiler ödüyor bu ülkede. Ve pandemi dönemini, korona salgını dönemini fırsat haline çevirdiler. 100 kişiye yaptırdıkları işi 10 kişiye yaptırmayı öğrendiler. Bir bölümünü ücretsiz izne çıkardılar. Kod 29 diye bir şey çıkardılar. İşte direkt işten atmayı kolaylaştırdılar. Patronlar korona salgınını kendileri için bir korona bayramına dönüştürdüler. Salgın işçilerin üzerine kaldı. Ve önümüzdeki süreçte bizi iyi günler bekliyor demek isterdik belki. Ama önümüzdeki süreçte bizi tehlikeli bir dönem bekliyor. Neden tehlikeli bir dönem bekliyor? İşten atmaların yaygınlaşacağı bir dönem bekliyor. Kıdem tazminatının ortadan kaldırılmak istendiği bir dönem bekliyor. Güvenceli çalışmanın tamamen ortadan kaldırılıp bütün iş yaşamının güvencesiz ve esnek bir modele geçeceği günler bekliyor. Hükümet bunun hazırlığını yapıyor. Patronlar bunun hazırlığını yapıyor. Peki ama bunun karşısında emekçilerin eli armut mu toplayacak? Her yerde AKP'nin kongreleri kalabalık bir biçimde yapılıyor. Ya da bu buradan çıktığımızda eve giderken veya bir akrabamızın yanına gidecekken tıkım tıkış otobüslere, minibüslere biniyoruz. Çarşı pazar kalabalık. AKP kongrelerine yasak yok. Kendilerinin cenazelerine yasak yok. Ama işçi sınıfının talepleriyle sokağa çıkacağı güne gelince, iş ezilenin ben eziliyorum diyeceği güne gelince bu ülkenin yönetimi 1 Mayıs yasak diyor. Niye? Pandemiden kaynaklı. Niye? Salgın var. Peki bu salgın emekçilere mi var? Bu salgın emekçiler sabahtan akşama kadar havalandırması bile olmayan yerlerde çalışırken salgın yok. Emekçiler evde kalın çağrılarına yanıt veremiyor. Çünkü çalışmak zorunda. Çalışmak zorunda bırakılırken korona salgını yok. Ama iş ben eziliyorum ve ben insanca yaşamak istiyorum demeye gelince hükümet yasak var diyor.
Ama biz Emek Partisi olarak bu dönemde 1 Mayıs'ın her yeri 1 Mayıs alanına çevirmek, her atölyede 1 Mayıs'ı kutlamak, her sokakta 1 Mayıs'ı kutlamak gibi bir çağrımız var. İş yerlerinde 1 Mayıs bildirilerinin okunmasından, işçilerin kendi talepleriyle ilgili videolar çekmesinden, sendikalarıyla birlikte iş bırakma eylemleri yapmasına kadar Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanında pek çok iş yerinde 1 Mayıs kutlamaları ve tartışmaları başlamış durumda. Ama bununla birlikte 1 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı olduğu için Cuma gününe bir miting başvurusu tartışılıyor. Ama o önümüzdeki hafta içinde netleşecektir. O yüzden önümüzde uzun soluklu, inatçı olmamız gereken, dirençli olmamız gereken ve öfkeli olmamız gereken bir dönem var. Emek Partisi'nin çaresi de budur. Evet, patronlar ve hükümet bir saldırı hazırlığı dönemindeler. Emekçilerin elinde ne varsa onu almak istiyorlar. O zaman emekçiler de, işçiler de buna göre kendi hazırlıklarını yapıp ellerinde olanı koruyacak, hakları olanı alacak bir mücadeleyi örgütlemek üzere önümüzdeki dönem hareket etmelilerdir. 1 Mayıs'ta sadece bunu ifade etmenin bir günü olarak bizim hafızalarımızda yer etmelidir diye söyleyebiliriz. Anladım.